Günaydınlar. Bugün 24 Aralık Cuma. Sabah Haber'de birlikteyiz. Haftanın son iş gününde bakalım neler yansıyor güne ve gündeme. Bugün ayrıca Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinde bir mihenk taşı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun da 58. yaş gününü kutluyoruz. Kurumumuza daha nice başarılı yıllar dileyerek başlayalım. Ben Nardem Bingöl. Yayındayız ekip arkadaşlarımızla. Başlayalım. Nerelerdeyiz? Sosyal medyada. FM 100.1, 102, 90.6, 89.6 radyo frekanslarında gündemimize bakalım ve başlayalım. Kurumumuz 58 yaşında, 58. yılını kutluyoruz. Kurumumuza bir kez daha nice yıllar diliyoruz. Ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu resepsiyonu var, canlı olarak aktarılacak. Bu resepsiyon saat 11'de. Sendikal Platform, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nda bir basın açıklaması yapacak saat 11'de. Sağlık Bakanı Ali Pirli pandemiyle mücadelede emek veren sağlık çalışanları için oluşturulan Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Anı Ormanı'nda sağlık çalışanlarıyla birlikte ağaç dikme etkinliğine katılacak. Nerede? Tepebaşı Kalkanlı arasında Güzelyurt'ta saat 11'de. Yerli un üreticileri ve fırın işletmecileri basın toplantısı var. Yerli un üreticileri ve fırıncıların un ve unlu mamullerin ithali kararı yine aktarılıyor burada. Lefkoşa'da Ezic Restoran'da yer alacak. Bu toplantı da saat 11.30'da. Manşetlere bakalım. Geçmişe döndük. Halkın sesiyle başlıyoruz. Yokluklar ülkesi diyor gazete. Bir ay öncesine kadar akaryakıt ve tüp gazı bulmuyorduk. Şimdi ise elektriği dönüşümle alıyoruz. Ülkede dönüşümlü elektrik dönemi başladı diye veriliyor haber. Teknecik Santrali'nde bir ünite, Kalecik'te ise 3 ünite 3 gündür çalışmıyor. Ülkede 300 megawatt elektrik tüketimi var ancak üretim 285 megawatta kalınca 15 megawatt için her gün kesinti yapılıyor. Üretimde yeterli kapasiteye ulaşılamaması nedeniyle 17-22 saatleri arasında birer saat bölgesel kesintiler yapılırken bu kesintilerin önümüzdeki haftaya kadar süreceği açıklandı. Elektrik kesintileri birçok bölgede hayatı felç etti. Gaz sobalarıyla ısınmaya çalışıp gaz lambalarıyla aydınlanmak zorunda kalıyor vatandaşlar. Geçmişe döndük diye isyandalar diye aktarılıyor gazete tarafından. Bu noktada isyan söz konusu. Evler geçmişteki gibi gaz lambalarıyla aydınlanmaya başladı. Vatandaşlar ısınmak için gaz sobaları yakıyor. Gaz sobası olmayanlar da battaniyelere sarılarak ısınmaya çalıştılar. Günün sonunda Orta Çağ devrini hatırlatan görüntüler ortaya çıktı diye paylaşılıyor. Fotoğrafla birlikte aktarıldı. Çocuklar evlerinde dün gece bu şekilde resim çiziyordu diye gazete verdi. Ön sayfadan aktarıyor. İnsanlarımız nasıl iş yapacak? TDP lideri Özyiğit özellikle son dönemde tüm ihalelerin Ankara'da açıldığını, köy yolları ihalelerinin de burada açılmadığını belirtiyor. Bununla ilgili bir eleştirisi var. Gazetede paylaştı. Asgari ücretle ilgili habere bakalım. 1766 TL artış yapılarak net 6090 TL olarak uygulanması kararı bir sancı yarattı habere göre. Başbakan Sucuoğlu asgari ücretle ilgili çok hızlı gidildi. Belki biraz daha uzun tartışma imkanı yaratılsa ortak paydada buluşulabilirdi şeklinde bir değerlendirme yaptı. İşveren tarafının dava süreci başlatması halinde davanın bekleneceğini söylüyor başbakan. Yargı süreci başlarsa asgari ücretin yürürlüğe giriş tarihi uzar şeklinde bir açıklama yaptı. Erhürman'ın değerlendirmesi var. Bu bize daha fazla işsizlik, daha fazla kayıt dışılık, fiyatların yukarıya çıkması gibi bir takım sonuçlar getirmemelidir. Hükümetin bunlar üzerinde çalışması gerekir şeklinde. HP Genel Başkanı Özer Say'da hükümet asgari ücretin belirlenmesinde yarı buçuk iş yaptı açıklamasını yaptı. Artışa paralel olarak işletmelere gerekli destek verilmedi şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Konuyla ilgili olarak gazetede aktardı. Yeni Bakış gazetesine geçelim. Yeni Bakış gazetesi de
Faiz yasasına ihtiyaç var açıklamasını paylaşıyor. Aslı Murat'ın açıklaması, Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili adayı, avukat Aslı Murat'ın açıklamaları. Toplumun bugüne kadar keyfi şekilde uygulanan faizlerle karşı karşıya kaldığına yönelik açıklaması var. Hükümetin seçime yönelik attığı bir takım adımların alım gücünün yükseltilmesine çare olmadığına yönelik görüşleri paylaşıldı. Atılan tüm adımların, alınan tüm tedbirlerin hepsinin günü kurtarmaya yönelik olduğuna dair açıklaması var. Özellikle borcu olan insanların veya mahkemelerde borçlarına yönelik davaları olanların borçlarını ödemeye yönelik alınan kararın daha fazla faiz demek olduğunu söyledi. Borçluyu daha fazla güçlendirecek yerde sadece borcun ötelendirildiğini de belirtiyor. Örneğin 6 ay ötelenecekse bir borç, hükümet 6 ay içinde geliri artacak mı? Borçlarla ilgili faiz işliyor. Hiçbir şekilde bugüne kadar faizlere dokunmadılar. Faiz yasası çıkarılmadı şeklinde değerlendirmesi var. Ülkenin bir faiz yasasına ihtiyacı var açıklaması da yine Murat'ın açıklaması. Yıllardır keyfi şekilde faiz uygulanıyor şeklinde açıklaması. Mali anlamda borçluyu, tüketiciyi koruyacak düzenlemeler, borcun ötelenmesi değil, daha çok borcun kapatılmasına ilişkin nasıl alternatif yaratılabilir ve yapılması gereken iyileştirmeler üzerinde durulmalıdır. Bunlar yapılmazsa bu dönemde mahkemelerde de iş yükünün artacağına inanıyorum şeklinde bir açıklaması var. Gazete manşetten paylaştı. İsyanımız bu harami düzene, sendikal platform, zamları, pahalılığı ve TL'nin değer kaybının ortaya çıkardığı yıkımı protesto etmek için meclis önünde eyleme gitti diye gazete yine paylaştı. Ön sayfada görüyoruz. Ve yargı süreci başlarsa, sürmanşetteyiz, başbakanın değerlendirmesi var. Asgari ücretin yürürlüğe giriş tarihi uzar şeklinde belirlenen yeni asgari ücretle ilgili başbakanın değerlendirmesi var. Çok hızlı gidildi. Belki biraz daha uzun tartışma imkanı yaratılsa ortak paydada buluşulabilirdi. İşveren tarafı tepki gösterdi. Yargı süreci başlarsa asgari ücretin yürürlüğe giriş tarihi uzar dedi Sucuoğlu. İşveren tarafının yeni belirlenen asgari ücrete itiraz ettiğini, prosedür gereği itirazın değerlendirileceğini, işveren tarafının dava süreci başlatması halinde davanın bekleneceğini söylediği şeklinde açıklaması var. Buna yönelik değerlendirmesi var. Gazete bugün sürmanşetten veriyor haberi. Ve araç çarpmanın etkisiyle yandı. Bakalım trafik kazası haberi. Lefkoşa'da dün sabah meydana geldi kaza. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ramazan Esmer'i 27 yaşında ki araç sürücüsü yaralandı diye aktarılıyor. Salgın tablosuna bakalım. 165 pozitif vaka var. 2 de vefat var. Dün yapılan test sayısı 15.719. 129'u yerel. 165 pozitif vaka var. 2 vefat var. 212 kişi de taburcu edildi. Avrupa Gazetesi'ne bakalım. Avrupa Gazetesi de Ankara'yı kırmadan ve kızdırmadan diye aktarıyor manşetinde. Protesto gösterileri yoğunlaşıyor diye verdi manşet haberini. Sendikal platform dün meclis önünde oturma eylemi yaptı. Bununla ilgili olarak aktarıyor. Oturma eyleminde yapılan eylemde zamlar, hayat pahalılığı ve TL'nin değer kaybına yönelik bir protestoydu bu. Bu noktada KTAMS Başkanı Güven Bengihan'ın eylemde yaptığı konuşmaya da yer veriyor gazete. Bir takım değerlendirmeleri var ön sayfada. Ve yine İzmir'de vahşet haberi de var. Ön sayfada yer aldı. Salgın tablosu var. Kuzeyde 129'u yerel, 165 vaka var. Bir de vefat. Güney'e baktığımızda güneyde de bir vefat haberi geldi. Güneyden de. Güneyde de 978 vaka var. Son 24 saatten paylaştı gazete. Kıbrıs gazetesine geçtiğimizde hayatımız hep kaos başlığını görüyoruz. Manşet öyle. Ülkemizde pandemi süreciyle başlayan belirsizlik, ekonomik krizi de beraberinde getirdi. Tam toparlanma sürecine girildi dediğimiz anda karşımıza çıkan döviz kuru şoku, zamları ve pahalılığı da tetiklemiş oldu. Yokluk günleri yaşattı. Geçim derdi dün günden güne de içinden çıkılmaz bir hal aldı. Döviz kurundaki düşüşün henüz piyasaya yansımamış olması vatandaşı rahatlatmadığı gibi devlet, işçi, işveren taraflarını da karşı karşıya bırakan asgari ücret artışıyla ilgili tartışmalar da
toplumun çaresizliğine tuz biber ekti diye gazete paylaştı. Güneyde çalışmak için 450 başvuru olduğu belirtiliyor. Eksik ilaçların %90'ı geldi. Alt başlıklara bakıyoruz. Antijen testi ile ilgili de var. Satışı havada kaldı diye paylaşıldı. Elektrik kesintileri sürecek diye veriliyor. Ayrıntılara bakalım. Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu'nun SEK sendikası aracılığıyla Güney Kıbrıs'ta çalışmak isteyen 8 bin Kıbrıslı Türk'ün istihdam edileceğini duyurmasının ardından 16 Aralık'ta başlayan başvurular devam ediyor. Başvuru sayısı bir haftada 450'ye yükseldi. Pandemi süreciyle birlikte yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ülkede uzun zamandır eksikliği hissedilen ilaçların büyük bir kısmının geldiği bildirildi. İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde, eksik ilaçların %90'ının geldiğini, geriye kalan %10'luk ilacın ise Türkiye'de de bulunamadığını kaydetti. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün itibariyle isteyenlerin eczanelerden antijen test kiti satın alıp kendi kendine test yapabileceğini açıklamıştı. Ancak eczanelere henüz yazılı ve resmi belge verilmediğinden satış yapılamıyor. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, kitlerin fiyatı belli değil, satışını da yapabilmemiz için satış izni gerekiyor şeklinde bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili olarak değerlendirmesi bu şekilde. Elektrik kesintileri de sürecek. Kıptek'in Aksa'ya olan 600 milyon TL'ye yakın borcunu ödeyememesi nedeniyle Aksa yakıt alamadı. Aksa'da 3 teknecik santralinde de bir ünitenin devre dışı kalması nedeniyle elektrik üretim kapasitesi düştü. Güney Kıbrıs'ın sağladığı destekle 25 megawattlık açık karşılanmaya başlandı. Ancak bunun ne kadar süre sağlanabileceği belirsiz diye veriliyor gazete tarafından. Hayatımız hep kaos başlığıyla verdi haberi. Gündem şimdi de asgari ücret artışı. Tepkiler ve eleştiriler artıyor, tartışma büyüyor. İşveren tarafı yeni asgari ücrete itiraz etti. Başbakanın değerlendirmesini paylaşmıştık. Yeni asgari ücret için çok hızlı gidildi şeklinde değerlendirmesi var. Türksen alım gücü %80 düştü, artış yetersiz dedi. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası işletmelerin devamlılığına darbe şeklinde bir açıklama yaptı. Restorancılar Birliği de asgari ücretle birlikte işletmelere verilen prim desteği de artırılsın diyor. İş Adamları Derneği de iş adın açıklaması. İşletmeler maliyetlerini karşılayamazsa ya kapatır ya da işçi çıkarır şeklinde. Belediye Emekçileri Sendikası Lapta Belediyesi'nde 4 aylık maaş geriliği ödenene kadar eylemdeyiz açıklamasını yaptı. Ekonomik yıkım protesto edildi. Kıtams ve Kamusen ek mesaiye kalmama kararı aldı. Başlıkları da yine bugün gazetenin paylaştığı haberlerden. Bakalım, elektrik direğine çarpan araç alev aldı. Trafik kazası haberi var. Lefkoşa'da meydana geldi bu trafik kazası. Şehit Ecvet Yusuf Caddesi'nde meydana geldi. 27 yaşındaki Ramazan Esmer'i bu kazada yaralandı. Dönüşümlü kesintiler dönemi. Bu kez elektrik krizi, yeni düzendeyiz. Teknecik Elektrik Santrali'nde 1, Kalecik'te ise 3 ünite devre dışı. Üretim talebin altına düştü. Dönüşümlü elektrik kesintileri uzadı. Vatandaş ise isyanda. Kıptek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrik kesintilerinin 18-21 saatleri arasında birer saati aşmayacak şekilde önümüzdeki haftaya kadar süreceğini açıkladı. Birçok bölgede saatlerce süren kesintiler ise yurttaşı bunalttı, vatandaşlar bunaldı. Peki ne dedi, kim ne dedi? Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyük Yılmaz, Aksa santrallerin arızalı olduğunu söylüyor ama esas neden ödeme almaması. Aksa Genel Müdürü Şener Şentürk, alacağımız var diye elektriği kesmedik. Elsen Başkanı Kubilay Özkıraç, yıllardır yatırım yapın diyoruz ama şu anda Aksa'ya teslim oldular şeklinde. Kim ne dedi diye de gazete paylaştı değerlendirmeleri. Asgari ücret sancısı da yansıyor ön sayfaya. Başbakan itiraz değerlendirilecek, uygulama için beklemedeyiz açıklamasını yaptı. Patatesin kilosu 16 lirayı, salatalık 20'yi aştı. Kuzey Kıbrıs Patates Üreticiler Birliği Başkanı Engin Halkseven, tarladan sökemedik, döviz de etkiledi. Fiyatlar çıktı, 2 haftaya düşer şeklinde değerlendirme yapıyor konuyla ilgili. Her geçen gün fakirleşmek kaderimiz değil açıklaması da sendikaların eyleminden, zam ve pahalılık protestosu geldi sendikalardan da.
DTP adayları basınla buluştu. Bu ülkede kendi ayakları üzerinde duran ekonomi mümkündür. Başaracağız açıklaması. Yine Erhürman'ın değerlendirmeleri de gazetede yer buldu. Bakalım Diyalog Gazetesi'ni. Halk perişan. Diyalog Gazetesi böyle aktarıyor. Ve salatalık 21, patates 15, taze fasulyenin fiyatı 29 liraya yükseldi. Dövizde sert düşüşler olduğu halde tüketim maddelerinin fiyatı aşağı çekilmedi. Ucuzlayan ürün yok. Akaryakıt başta olmak üzere hemen tüm tüketim maddelerinin fiyatlarında meydana gelen artışlar dövizdeki sert düşüşe rağmen yerinde sayıyor. Hatta bazı ürünlerin fiyatlarında yeni artışlar yaşanıyor. Vatandaşlar da dolar düştü, fiyatlar da düşecek derken bir hafta önce 83 liraya aldığımız yağın fiyatı 120'ye yükseldi diye açıklama yapıyor. Bu noktada hükümetin müdahalesi isteniyor. Mutfakların vazgeçilmezi olan patatesin kilosu 15, taze fasulyenin 29, salatalığın 21 liraya yükselmesi vatandaşlara bu kadarı da olmaz dedirtti. Hükümetin piyasayı denetlemesini istiyor vatandaşlar. Yükselen fiyatların aşağıya inmemesi halinde ülkede ciddi bir açlık krizi yaşanacağına dikkat çekiyorlar diye gazete tarafından paylaşıldı. Ön sayfada bakalım Amerikan ve Katar şirketlerinin 10. parselde başlattıkları sondaj çalışması 3 ay içinde sonuç verecek. İki dev görevde diye verildi. Ve şebeke işi haberine de bakalım. 16 kişiyi yasa dışı yollardan güneye götürmeye çalışırken yakalandı 3 insan kaçakçısı. Suç ortakları aranıyor. Şebeke işi başlığıyla verdi gazete haberi. Yine ön sayfalı bir trafik kazası haberi de paylaşmıştık. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ramazan Esmeri'nin aracı elektrik direğine vurduktan sonra alev aldı. Canını zor kurtardı diye gazete paylaşıyor. Yeni yıla cezaevinde girecekler. PCR test tarihi üzerine değişiklik yaparak ülkeye girmek isteyen zanlıların tutuklu yargılanmaları kararlaştırıldı. Yine ön sayfa haberlerinden Ercan'da operasyon haberi de aktarılıyor. Girne'deki dükkanının kapısını kırarak 10 bin dolar değerinde 36 telefon çalan Barış Ayırbaz yurt dışına çıkmaya çalışırken tutuklandı. Güneş Gazetesi'ne bakalım. Güneş Gazetesi de TL ile ticaret sonuçlanıyor diye veriyor haberini. Manşet haberini böyle paylaştı. Tüm ürünlerde TL kullanımı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la heyetler arası toplantı sonrası görüşme yaptı. Yaptığı yazılı açıklamada toplantıda öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen tüm ürünlerde TL kullanımının sağlanmasının konuşulduğunu kaydetti. Enflasyon riski ortadan kalkacak, önemli bir sinerji oluştuğunu ve sürecin de süratle ilerlediğini kaydediyor Atun. Yakın zamanda Türkiye iç pazarında Türk lirası cinsinden satılan ürünlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de TL olarak faturalandırılmasıyla döviz kaynaklı enflasyon riskinin ortadan kalkacağını, fiyat istikrarının da güçleneceğini belirtti yapmış olduğu değerlendirmede. Logosuna bakalım. Güngördüğü ziyaret. Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördüğü ziyaret etti. Dernek Başkanı Muhit İnce ve Yönetim Kurulu üyeleri dernek ve belediye arasında yapılabilecek potansiyel işbirlikleri ele alındı bu görüşmede. Cumhurbaşkanı sergi açılışı yaptı. İzdüşüm isimli bellek emek konseptli sergi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıldı. Özgür basın olmazsa olmaz Sucuoğlu özgür basının demokrasilerdeki önemine vurgu yaptı. Bir toplumda özgür basın olmazsa olmazdır ifadelerini kullandı. Başbakan Sucuoğlu Meltem Sonay'ı kabul etti. Bir kabul haberi de yine verildi. Bununla ilgili aktarılıyor. TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve Yönetim Kurulu üyesi Sonay'ı kabul etti diye haber verildi. Döviz düşüyor. Başbakan Sucuoğlu döviz düşüyor. Marketler fiyat indirimine yavaş yavaş başladı dedi. Başbakan dövizde başlayan ve devam eden düşüşe bağlı olarak marketlerin de fiyatlarını aşağıya çekeceği beklentisinde olduklarını dile getiriyor. Hatta marketlerin fiyat indirimine yavaş yavaş başladığını da görüyoruz dedi. Dolar TL 11'in, sterlin 15'in altına düştü. Türkiye'de kur korumalı TL mevduat hesabı başta olmak üzere TL'ye teşvik önlemleri kurda etkili olmaya devam ediyor. Kurlardaki düşüş 4. gününe
taşındı diye verildi. Tatar önemli olan devlettir dedi. Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmelerine bakalım. Pandeminin ve şu anda ekonominin yarattığı sıkıntıların geçici olduğunu söylüyor. Önemli olan devlettir, egemenliktir. Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varlığının devam etmesidir ifadelerini kullandı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Belediye Başkanı Yardımcısı Alaaddin Sonat, Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Etimesgut Kaymakamı, Belediye Meclis Üyeleri ve Siyasi Parti Grup Başkan Vekillerini kabul etti Cumhurbaşkanı. Buradaki değerlendirmeleri yer alıyor. Ekonomi Bakanı Sunat Atun, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı ile görüştü. Şahap Kavcıoğlu ile bir toplantı yaptı. Bu haberin ayrıntıları iç sayfalarda. Salgın tablosunda da bir vefat olduğunu yine gazete veriyor. Bir kayıp var son 24 saatte. Toplam 15.719 yapılan test sayısı olarak aktarıldı. 129'u yerel, 165 pozitif vaka var. Bir kişi hayatını kaybetti. 212 kişi de taburcu edildi. Vatan Gazetesi'ne geçelim. Vatan Gazetesi de TR ile ticaret sonuçlanıyor haberini bugün manşetine aldı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun Ankara'da temaslarda bulundu. Temaslarla ilgili bazı ayrıntılar veriliyor. Atun'un temaslarından Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Mehmet Muş'la heyetler arası bir toplantı gerçekleşti. Atun burada yaptığı açıklamada toplantıda öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen tüm ürünlerde TL kullanımının sağlanmasının konuşulduğunu kaydetti. Konunun sonuçlanması adına önemli bir sinerjinin oluştuğunu ve sürecin de süratle ilerlediğini kaydediyor. Yakın zamanda Türkiye iç pazarında Türk lirası cinsinden satılan ürünlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de TL olarak faturalandırılması ile döviz kaynaklı enflasyon riskinin ortadan kalkacağını, fiyat istikrarının da güçleneceğini belirtti. Buna yönelik değerlendirmeleri var verilen. Larnaka şehitleri anıldı. Bakıyoruz sürmanşette haber. Larnaka bölgesinde 1950'lerden 1974'e kadar verilen 173 şehit iskelede Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun yanı sıra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan temsilciler, bazı milletvekilleri, dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bakalım logo yanındayız. Seçim notlarında neler var Özersay? Her işleri gibi asgari ücret belirlenmesi de 1,5 değerlendirmesini yaptı. EHP Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin asgari ücretin belirlenmesinde de 1,5 iş yaptığını savunuyor. Artışa paralel olarak işletmelere gerekli desteğin verilmediğini kaydetti. Ülke ekonomisinin parçalar halinde değil bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirtiyor. Asgari ücret artışını değerlendirdi. Çeler seçim uğruna asgari ücretliyle oyun oynanıyor değerlendirmesini yaptı. TDP milletvekili adayı Zeki Çeler, önceki gün belirlenen asgari ücretin yürürlüğe girip girmeyeceğinin belli olmadığını belirtiyor. Hükümetin seçim uğruna emek üzerinden siyaset yaptığını iddia etti. Rahmancıoğlu rejime muhalif olan herkese sesleniyoruz dedi. Bağımsızlık yolu Gazi Mosa milletvekili adayı ve parti meclisi üyesi Umut Ersoy da bir açıklama yaptı. Rahvancıoğlu'nun açıklamasına bakalım önce. Bağımsızlık yolu Lefkoşa milletvekili adayı Münir Rahvancıoğlu. Bu rejimden zarar gören özel sektör emekçileriyle, göç yasası mağdurlarıyla, mağdur kadınlarla şeklinde açıklaması var. Bununla ilgili hareket edileceğine yönelik değerlendirmesi var. Değerlendirmeleri bu şekilde savunduğu açıklaması. Erhürman hedeflerimiz arasında Lefkoşa'da yeni bir kapı var dedi. CHP Genel Başkanı Erhürman'da hedefleri arasında Lefkoşa'da yeni bir geçiş noktası açılması olduğunu vurguladı. Ersoy da mevcut rejimin karakterine karşı muhalefet yapıyoruz. Bağımsızlık yolu Gazi Mosa milletvekili adayı ve parti meclis üyesi Umut Ersoy'un da değerlendirmeleri var. Kıptek'ten genel elektrik kesinti uyarısı geldi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Kıptek saat 17-22 saatleri arasında bölgesel bazda dönüşümlü olarak birer saatlik elektrik kesintisi yapılacağı konusunda tüketicilere bir uyarıda bulundu. GİAD Girne Belediye Başkanı Güngörcü'yü ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği GİAD bir ziyaret gerçekleştirdi. Lefkoşa'daki trafik kazası da
Yine ön sayfaya yansıyan haberlerden aktarmıştık. Dün sabah meydana geldi kaza. 27 yaşındaki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yaralandı Ramadan Esmer'i. Salgın tablosuna bakalım. Salgın tablosunda kuzeyde toplam 15.719 test yapıldı. 165 pozitif vaka var, bir vefat. Güneyde toplam 93.233 test yapıldı. 978 pozitif, bir vefat var güneyde de. Türkiye'ye bakalım. 168 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de. 18.771 de tespit edilen yeni vaka sayısı olarak aktarıldı. Detay gazetesi de asgari ücret tartışması diye paylaşıyor manşetinde. Sucuoğlu ortak paydada buluşulabilirdi dedi başbakan. Celal'de hükümet seçimi uğruna asgari ücretliyle oyun oynuyor açıklamasını yaptı. Bunu savundu. Başbakan belirlenen asgari ücretle ilgili değerlendirmesini yaptı. Çok hızlı gidildi. Belki biraz daha uzun tartışma imkanı yaratılsa ortak paydada buluşulabilirdi dedi. BRT'de açıklama yapmıştı başbakan. Bir soru üzerine asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. İşveren tarafının yeni belirlenen asgari ücrete itiraz ettiğini, prosedür gereği itirazın değerlendirileceğini kaydetti. İşveren tarafının dava süreci başlatması halinde davanın bekleneceğini söylüyor Sucuoğlu. Yargı süreci başlarsa asgari ücretin yürürlüğe giriş tarihi uzar dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Zeki Çeler'in de açıklamaları, değerlendirmeleri var. Belirlenen asgari ücretin yürürlüğe girip girmeyeceğinin belli olmadığını belirtiyor. Hükümetin seçim uğruna maalesef emek üzerinden siyaset yaptığını söylüyorum açıklamasını yaptı. Bunu savunuyor. Başbakanın dün belirlenen asgari ücrete yönelik olarak çok hızlı gidildi. İşveren tarafının dava süreci başlatması halinde ve yargı süreci başlarsa asgari ücretin yürürlüğe giriş tarihi uzar söyleminde bulunduğuna da dikkati çekiyor. Bununla ilgili de değerlendirmeler yaptı. En küçük ihaleler bile Ankara'da açılacaksa bizim insanlarımız nasıl iş yapacak? TDP Genel Başkanı Özyiğit'in değerlendirmeleri. Sucuoğlu, Ankara'ya gideceğim. Ciddi bir ekonomik krizden geçildiğine dikkat çekiyor başbakan. Ekonomide %16'lık bir daralma yaşandığına dikkat çekiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'la bir telefon görüşmesi yaptığını ve önümüzdeki günlerde Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini de açıkladı. Bununla ilgili haber de ön sayfada yer aldı. Haberatör gazetesi de haydi mitinge diye sesleniyor manşetinde. Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, dövizdeki yükselişi ve hayat pahalılığını protesto için Lefkoşa'da bugün saat 18'de yapılacak olan mitinge herkesin katılarak ses vermesi gerektiğini söyledi. Döviz ve hayat pahalılığını protesto mitingi var. Bugün saat 18'de döviz ve hayat pahalılığına karşı sokaktayız. Citroen ışıkları miting alanı, pronto çemberi. Buluşma yeri Citroen ışıkları, miting alanı da pronto çemberi, saat 18'de olarak aktarıldı. Bu ışıklardan başlayıp Citroen dere boyundaki Citroen ışıklarından başlayıp pronto çemberine kadar yapılacak bu yürüyüş ve miting. Tüm siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri halka katılım çağrısında bulunuluyor bununla ilgili olarak. Davulcu'nun değerlendirmeleri var. Sürmanşette hemen bakalım. Toplum %200 oranında fakirleşti şeklinde. BRT'de açıklamalar yaptı. Dövizdeki hızlı düşüş devam ediyor. Türkiye'de kur korumalı TL mevduat hesabı başta olmak üzere TL'ye teşvik önlemleri kurda etkili olmaya devam ediyor. Döviz kurlarında düşüş 4. güne taşındı. Dolar TL 11 seviyesinin altına gerilerken sterlin TL 14.75'e kadar çekildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde serbest piyasada dolar TL 10.55'ten sterlin TL 14.75'ten işlem görüyor. Euro TL ise 12.65 seviyelerinde diye aktarıldı son durum. Bıçaklı yeni belirlenen asgari ücret yetersiz dedi. TÜRKSEN Başkanı Arslan Bıçaklı asgari ücrete yapılan %41 zammın yetersiz olduğunu belirtti. Son dönemlerde ülkemizde dövizin de ciddi şekilde yükselerek patlama yaptığı, özellikle akaryakıta ve gaza her hafta zam yapıldığı bir dönemde otomatik olarak bütün tüketim maddelerine neredeyse %100 zam yapılmış ve halkımızın özellikle asgari ücretle çalışanların alım gücü %80 oranında azalmıştır değerlendirmesini yapıyor. Bu nedenle asgari ücrete yapılan %41 zam ciddi şekilde yetersiz kalmıştır ifadelerini kullandı.
Sendikal platformda isyanımız bu harami düzenedir açıklaması burada öne çıkarıldı. Zamları, pahalılığı, TL'nin değer kaybının ortaya çıkardığı durumu protesto etmek için dün meclis önünde eyleme gitmişti. Eyleme tüp gazla gelen sendika yöneticileri konuşmaların ardından oturma eylemi başlatarak meclis önündeki yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Sendikal platform 28 Aralık'ta yine meclis önünde daha geniş katılımlı bir eylem yapacaklarını, eylemin detaylarını da bugün saat 11'de Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Merkezi'nde basın açıklaması yaparak paylaşacaklarına dair açıklamaları var. Başbakanın asgari ücretle ilgili değerlendirmesini de paylaşmıştık. Dün belirlenen asgari ücretle ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Çok hızlı gidildi. Belki biraz daha uzun tartışma imkanı yaratılsa ortak paydada buluşulabilirdi şeklinde bir açıklaması var konuyla ilgili olarak. Böylece ülke gazetelerini noktalıyoruz. Güne bakalım, kısa bir haber turumuz var. Birazdan görüşmek üzere. Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la baş başa görüştü. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede son gelişmeleri ele aldı. Başbakan Faik Sucuoğlu önümüzdeki günlerde Ankara'ya gidiyor. BRT'de katıldığı programda konuşan Başbakan Sucuoğlu, ziyarette ağırlıklı olarak ekonominin konuşulacağını ifade ederek, Ankara'da durum tespiti yapacağız, neyin ne olduğu ortaya çıkacak, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kendi ayakları üzerinde duran bir yapı oluşturulmak zorunda, diyen Başbakan Sucuoğlu, biz bu durumu ya değiştireceğiz ya değiştireceğiz. Sözle, lafazanlıkla bir yere varılmadığını gördük, şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'nin başkenti Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Tatar, Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi'nde Gazi'nin kahramanlarını anma törenine katıldı. Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenen törende Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zor yıllar anlatıldı, şehitler anıldı ve Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarını anlatan video yanında Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bir video gösterildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı egemen devlet olduğunu, 60 yıldır da bunun öyle olduğunu, bu yüzden Türkiye'nin tam desteği olan yeni siyasetin gerisine gitmemeleri ve geri adım atmamaları gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar'a Gazi Üniversitesi'nde Fahri Doktora diploması da verildi. Larnaka bölgesinde 1950'lerden 1974'e kadar verilen 173 şehit, dün İskele'de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Larnaka şehitlerini anma gücü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar, mesajında şehitlerin sonsuza dek halkın gönlünde, yüreğinde yaşayacağını vurgulayarak, sizlerden aldığımız güç ve ilhamla Rum'a boyun eğmediğimiz gibi bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz, dedi. Kıbrıs Türkü'nün Sesi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 58. yaşını kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde Lefkoşa Posta Dairesi önünde BRT Radyosu İçimizde programı dün canlı olarak Bayrak Radyosu'nda dinleyicilerle buluştu. Bugün saat 11'de ise Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yayıncılık Tarihi Müzesi'nde resepsiyon düzenlenecek. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ise kuruluş yıldönümü dolayısıyla dün de ziyaretlerini sürdürdü. Özkurt, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı'ya ziyaret gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte toplam 15.719 test yapıldığını, 129'u yerel, 165 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini, 212 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Vakalardan 37 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 43 kişi Gazi Mausa, 3 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele ve 2 kişi ise Lefke bölgesinden tespit edildi. Thank you.
Saatler 7.36. Günaydın diyelim bir kez daha ve haftanın son iş gününde devam ediyoruz manşetleri aktarmaya. Bakalım Türkiye'nin yazılı basında neler var bu sabah. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Marketlere indir çağrısı var manşette. Bu noktada Ticaret Bakanı Muş'un açıklamalarını görüyoruz. Döviz kurundaki düşüşü etiketlere yansıtmayana ağır ceza vereceğiz açıklamasını yaptı. Perakendeciler Federasyonu da dövizdeki düşüşün ardından fiyatları indirmeleri için üye marketlerle görüşmelere başladı. Görüşmelere başladık açıklaması geldi. Roket gibi yükseldi. Alt başlıklara baktığımızda 400'ün üzerinde yerel market ve market zincirini temsil eden Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, gıda maddeleri ve temizlik ürünlerinde döviz kurundaki düşüşe paralel indirim yapılması için üye marketlerle görüştüklerine dair bir açıklama yaptı. Düzgün, üretici ve tedarikçilerle görüşüyoruz. En kısa sürede etiketlerimiz değişecek şeklinde konuyla ilgili değerlendirme yaptı. Bakalım. Roket gibi yükseldi yine alt başlıklarda Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu, yumurta, ayçiçek yağı, süt, peynir gibi temel gıda maddeleri ve temizlik ürünlerinin fiyatlarının son 2 ayda roket gibi yükseldiğini söyledi. Ağoğlu döviz geriledi. Fiyatların 3'te 1'e inmesi gerekir. İndirim yapıyormuş gibi görünen yalancı indirime de dikkat edilmeli şeklinde bir uyarısı var. Ve yine bu noktada 81 ilde denetim başlıyor. Ticaret Bakanlığı dövizi gerekçe gösterip fiyat yükseltenlere karşı denetimlere başlıyor diye aktarıldı. Makul olmayan fiyatları indirmeyenleri 100.000 TL'yi bulan cezalar bekliyor. Ayrıca bununla ilgili alınan bir karar da var. Elektrikte iki kotalı faturaya bakalım. Yeni yılda elektrik faturalarıyla ilgili olarak bir değişiklik var. Çok harcayana yüksek fatura modeline geçiliyor. İki kotalı fatura dönemi olarak aktarıldı. İkinci de artacak faturalar iki kademe halinde düzenlenecek ayrıntılara baktığımızda. İlk kademenin birim fiyatı herkes için eşit. İlk kotayı aşanlar aşan miktarı daha yüksek birim fiyatıyla ödeyecek. Baz alınacak rakamlarsa daha belirlenmedi bununla ilgili. Elektrikte iki kotalı fatura dönemi olacağına dair ayrıntılar verildi. Başkanlara 2023 talimatına bakalım. Erdoğan Partisi'nin belediye başkanları toplantısının yapıldığı Kızılcahamam'a gelişi sırasında vatandaşları selamladı. Başkanlara 2023 talimatı başlığıyla verildi. Tüm hesaplarını 2024'teki yerel seçimlere değil, 2023 Haziran'ındaki seçime göre yapmasını istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Partisinin belediye başkanlarının tüm hesaplarını 2024'de değil, 2023 Haziran'daki seçime göre yapmasına dair bir de mesaj verdi. Sıcak barınaklar kurun. Tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın ve önlemler alın. Sıcak ve güvenli barınaklar kurun. Gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabilirsiniz şeklinde yine Başkan Erdoğan'ın bir çağrısı ve değerlendirmesi var. 2053 vizyonumuzun odağına yeşil kal. Yeşil kal, yeşil kalkınma devrimi ilan edildi. Sizleri gereken hazırlıkları yapmaya, yeşil kalkınma devrimini desteklemeye davet ediyorum şeklinde yine açıklaması var. Türkiye'yi isyan ettiren iki olay var. Burada öğretmene, bakalım habere, öğretmene bak diye verildi. Ve ağzından aldılar yine Pitbull'la ilgili bir haber. Bununla ilgili haber bakalım öğretmen Ali Rıza Yücel'in öğrenciye saldırı anı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İlk fotoğrafta görüyoruz. Aksaray'da öğretmen Ali Rıza Yücel'in 11 yaşındaki öğrencisini acımasızca dövmesi öfke patlamasına yol açtı. Yücel'in görevden alınıp cezalandırılmasını isteyen binlerce paylaşım yapıldı. Açığa alınan öğretmenin 1,5 yıla kadar hapsi istendi. Öğrencinin ailesi de şikayetçi bu arada. Gaziantep'te ise başka bir olaya baktığımızda iki olay yaşandı Türkiye'yi isyan ettiren diye veriyor gazete. İkinci olaya baktığımızda yardıma koşanlar küçük kızı köpeklerin ağzından almak için uzun süre uğraştı. Gaziantep'te iki pitbull'un saldırısına uğradı Asiye Ateş 4 yaşında. Köpeklerin çenesinden güçlükle kurtarıldı. Bu görüntüler izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Saldırgan pitbullları serbestçe dolaştıranların cezalandırılması isteniyor. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı konuyla ilgili olarak diye gazete paylaştı. Türk musikisi doktorsuz kaldı. Devlet sanatçısı, klasik Türk müziği icracısı ve bestekar Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça 95 yaşında tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi. Türk musikisi doktorsuz kaldı diye veriyor gazete haberi. Sabaha geçelim. CHP'li belediyelerin makyajı dökülüyor. Başkan Erdoğan'ın açıklaması. Bakalım, Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da çiftçilere bedava elektrik sözü vermiş. Kendi belediyelerin var, oralarda bedava yapsana diye Başkan Erdoğan'ın açıklaması var. Yine değerlendirmelerinden satır başları veriliyor. Ağır maliyetleri var. Son seçimlerde CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerinize nasıl ağır maliyetler getirildiğini hep birlikte takip ediyoruz değerlendirmesi. Cilayla idare ettiler. İnsan içine çıkamazlar yine alt başlıklar açıklamalarından. Elinizi tutan mı var? Çöp toplamaktan aciz ve hani işçi atılmayacaktı? CHP lideri belediyelerde tek bir kişinin bile işten çıkarılmayacağı sözünü vermişti. Sadece İstanbul'da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler şeklinde yine Başkan Erdoğan'ın değerlendirmeleri var. Ayrıca belediyelerde belediyelerle elektriğin ne alakası var? CHP'li belediyeler yolları yapmaktan, suyu akıtmaktan, çöp toplamaktan aciz şeklinde bir açıklaması geldi. Sahipsiz hayvanlar için barınak çağrısı da var. Yine Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu bir çağrı. Kızılcahamam'daki toplantıda yapıyor bu çağrıyı. Sokak hayvanları konusunda belediye başkanlarına yapmış olduğu bir çağrı bu. Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Sahipsiz hayvanlar için lütfen önlemler alın, sıcak ve güvenli barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabilirsiniz. Bu sorunu hep birlikte aşmamız gerek şeklinde konuyla ilgili değerlendirmesi var. Afrika açılımıyla gurur duyuyorum. Bakalım bu açıklama, Emine Erdoğan Afrika Seyahatlerim kitabını ve Türkiye Afrika Zirvesi'ni değerlendirdi. Türkiye'nin 2005'te Afrika'ya dönük yürüttüğü insan odaklı dış politika açılımlarından bu ülkenin bir evladı olarak gurur duyuyorum. Gelecekte çok daha farklı bir Afrika göreceğiz şeklinde açıklama yaptı. Değerlendirmesi böyle. İşte Türkovak üssü, bakalım. Türkovan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üssüyle ilgili olarak haber verildi. Bu üsse bir ziyaret gerçekleştirildi. Burada seri üretim başladı. Üretilen ilk 150 bin doz aşı Ankara'ya gönderildi. Güvenilirliği ve koruma etkisiyle hatırlatma dozunda en etkili aşı olan Türkovak, ilk 150 bin dozu bu aşının, Türkovak'ta ilk 150 bin doz paketlerle özel tasarlanmış kamyona taşındı. Aşılar halk sağlığı merkezlerine ait depolara gönderildi. 35 dönümlük Türkovak tesisinde 235 görevli 24 saat esasına göre çalışıyor. Tamamladık. Milliyet'e bakalım. Milliyet gazetesi. Bordro'da ne değişti? Yeni yılda yeni bordro, zamlı maaş, asgari ücret tutarına bağlı olarak bordrolarda değişen parametrelere ilişkin bazı sorular yanıtlandı burada. Gazetenin yazarlarından Cem Kılıç'ın yanıtladığı aktarılıyor. 5 madde var burada verildi. Ve her türlü şaibeden uzak durun açıklaması çağrısı, Başkan Erdoğan'ın çağrısı. Başkanlardan iki istek, kibir görüntülerine meydan vermeyiz şeklinde yine gazete paylaştı alt başlıkları açıklamasından. Milli Eğitim Bakanı Özer bir açıklama yaptı. Mesleki eğitimde yeni bir dönem başlıyor şeklinde bir değerlendirmesi var. Pitbull dehşeti, yine bugün gazetelerin ön sayfasında pitbull dehşetinde de 3 tutuklama var konuyla ilgili olarak. 4 yaşındaki bir çocuğa bir saldırı haberi bu. 6 kişi tutuklanmıştı. 6 kişi yakalanmıştı. 3 kişi için tutuklama kararı çıkarıldı. Dövizdeki düşüşü fiyata yansıtmayana en ağır cezalar gelecek açıklaması da yine bugün gazetelere yansıdı. Ticaret Bakanı Muş'un konuyla ilgili değerlendirmeleri bugün gazetelerde yer alıyor. Geçiyoruz Akşam gazetesine.
Faturada kademeli tasarruf manşetini paylaşıyor gazete. Başkan Erdoğan'ın vatandaşa yük bindirmeyeceğiz açıklaması üzerine elektrikte TRT ve enerji fonu kesintisinin kaldırılmasından sonra başlatılan elektrik ve doğalgazda kademeli ücretlendirilme çalışmasının ayrıntılarına gazete ulaştı ve bu ayrıntıları bugün paylaşıyor. Üç başlık görüyoruz konuyla ilgili olarak. Üç ana başlık aktarıldı. Bununla ilgili olarak veriliyor. Türk müziği büyük ustasını kaybettiğini aktarmıştık. Akşam gazetesinde logo yanına taşıdı haberi. Bununla ilgili olarak klasik Türk müziği ile ilgili olarak klasik Türk müziğinin çınarı hayata veda etti. Kendisine Tanrı'dan rahmet diliyoruz. CHP'nin makyajı dökülüyor açıklaması da Başkan Erdoğan'ın açıklaması. Antisemitizm insanlık suçudur değerlendirmesi de geldi. Başkan Erdoğan AK Parti belediye başkanları istişare toplantısında bazı önemli mesajlar verdi. Yerel yönetimlerin hedef 2000 yerel yönetimlere de bu toplantıda hedef 2023 mesajı verdi Başkan Erdoğan. Dayakçı öğretmene yine aktarılan günün haberlerinden tepki topladı dayakçı öğretmen ve 1,5 yıl hapis haberi de ön sayfada. Köpek değil cinayet silahı, yapılan saldırı da var. Pitbull cinsi köpeklerle ilgili. Asiye'yi parçaladı bu köpekler. 4 yaşındaki Asiye'yi parçaladı Gaziantep'te. Gazetede köpek değil cinayet silahı diye veriyor haberi. Yine bir diğer haberler, emekliler de memnun edilecek şeklinde değerlendirme aktarılıyor. MÜSİAD'dan indirim çağrısı da geldi. Bununla ilgili haberler de var ön sayfada. Türkiye'ye geçelim. Köpekleri toplayın çağrısı var. Gaziantep'teki pitbull vahşeti bardağı taşırdı. Erdoğan başkanlara bir talimat verdi ve köpekleri toplayın dedi. Bakalım, çocuklar saldırıya uğruyor. Dolayısıyla Başkan Erdoğan'ın bir çağrısı var. Ve bununla ilgili olarak bu sıkıntıları çözün şeklinde yine talimat verdiği aktarılıyor. Gaziantep'teki pitbull vahşeti herkesi üzdü, bardağı da taşırdı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. Belediyelere de bir uyarı yaptı yine Başkan Erdoğan açıklamalarında. İsraftan uzak durun dedi. Belediyelere de bir uyarı yaptı. Dolar düşerken zam yapıyorlar. Yine ön sayfa yansıyan haberlerden, marketlerden fotoğraf kareleriyle haber verildi. Dolar 10 liraya kadar düştü. Vatandaş indirim bekliyor. Bazı marketler zamlara devam ettiler. Dövizdeki düşüşü fiyata yansıtmayana cezalar gelecek diye bakanın açıklamaları da var. Gazete paylaştı. Sözcü'ye geçelim. Dolar lobisi kaybetti. Faiz lobisi kazandı. Faiz indi, döviz çıktı. Döviz indi, faiz çıktı. Vatandaş ne yapsın? Dolar lobisi kaybetti. Faiz lobisi kazandı. Faizler inecek diyen iktidar örtülü faizle dövizi düşürdü diyor gazete. Faizciler ters köşe oldu. Mevduatlarına faiz alanlar sevindi. Kredi faizleri ise cep yakıyor diye verdi. Bakalım yüzdelikler var. Mevduat faizi %19,5. Ticari kredi faizi %40. Devlet tahvili faizi %23 olarak veriliyor. Yeniden değerlenme de %36 olarak verildi. Bununla ilgili ayrıntılar var. Dolar düştü, pahalılık bitmedi. Vatandaşın açıklamaları da verildi burada. Biz pahalılık bitsin, 10 liraya aldığımız ürün şimdi 38 lira bekliyoruz. Pahalılığın bitmesini bekliyoruz. Dövize bağlı zamlar düşsün diyor vatandaş. Ve okula giden iki çocuğum var, eşimin işi yok. Dolar çıkınca dolar çıkınca ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yapılan zamları düşürmediler şeklinde yine bir vatandaş değerlendirmesi var. Ve bununla ilgili yapılan daha açıklamalar var. Rusya lideri Putin ekonomiyi iyi öğrenememiş bir başka haber. Faiz artırılmazsa Türkiye gibi oluruz şeklinde bir değerlendirmesi var. Ve bizde iktidar faiz sebep enflasyon sonuç diyerek faiz indiriyor. Rusya ise ekonomide bizim gibi olmamak için faizleri artırıyor. Rusya lideri Putin ekonomiyi iyi
öğrenememiş diye gazete değerlendirdi. Ev doğalgazına büyük zam var yolda. Bir başka haber. Bu gidişle ekmek fiyatı 5 lira olabilir. Ekmek fiyatlarıyla ilgili de yine aktarıldı başka bir haber. Merkez 2 günde 7 milyar dolar satmış haberi de yine ön sayfada. Kılıçdaroğlu seçime gitmezse kendisi bilir değerlendirmesi de. Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bir değerlendirmede Sözcü gazetesinde yer aldı. Son gazete Yeni Şafak. Stokçuluk bitiyor, fiyatlar iniyor diye aktardı gazete. Doların artacağı hesabıyla stokçuluk yapan bazı üretici ve toptancılar kurdaki düşüş trendi devam edince mallarını depolarından çıkarmak zorunda kaldı. Dün marketlerdeki yağ, süt, süt ürünleri, un, zeytin gibi temel gıda maddelerinde %10 ila 30 arası indirimler vardı. İndirimlerin tüm sektörlere yayılarak devam etmesi bekleniyor. Stokçuluk bitiyor, fiyatlar iniyor. Dolar balonu böyle şişti, alt başlığı var. Buna da katılım büyüyor diye verildi ayrıca. Bu model Ali amcaları koruyacak. Bu model böyle amcaları da koruyacak diye verildi. Erdoğan batılı kalıpları kırdı. 2024'de değil 2023'e odaklanın belediyelere yapmış olduğu çağrı da. Türkovak'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya bu arada. Sür manşette görüyoruz. Ömrünü Türk müziğine adamıştı. Müziğin çınarının vefat haberi de ön sayfadan verildi bugün. Böylece noktalıyoruz Türkiye manşetlerini. Güney Kıbrıs'a geçelim. Güney Kıbrıs gazete manşetlerine bakalım. Fileleftheros gazetesiyle başlıyoruz. Bugün manşetten aktardığı haberinde Omikron varyantı yayılımı için önlemler başlığını kullanıyor. Noel'den hemen sonra daha fazla kısıtlama getirilmesi için olağanüstü görüşme yapılacağına değiniyor. Haberin detaylarında Güney Kıbrıs'ta Omikron varyantı korkusunun giderek arttığını yazan gazete, uzmanların bu varyantın Güney Kıbrıs'ı silip süpüreceği senaryosu üzerinde durmaya başladıklarını aktarıyor. Gazete epidemiyolojik verilerin gittikçe kötüleştiğini ve bu durumun böyle devam etmesi halinde Noel'den sonra yılbaşından önce daha sert tedbirlerin getirileceğini bildiriyor haber. Yeni varyantın Güney Kıbrıs'ı da saracağına kesin gözüyle bakılıyor, spotuyla verildi. Gazete ön sayfadan aktardığı başka bir haberde biri iki toplumlu iki bölgeli federasyon diyor, diğeri iki ayrı devlet diyor başlığını kullandı. Haberin detaylarında Kıbrıs sorunu konusundaki uçurumun iki tarafı hala ayırmaya devam ettiğini yazan gazete, Rum lider Nikos Anastasiadis'in ilgili BM kararlarından kaynaklandığı için çözüme yönelik iki toplumlu iki bölgeli federasyon çözümü konusundaki tutumunu sürekli yinelerken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ise her fırsatta iki ayrı devletli çözüm şeklinden bahsettiği aktarılıyor. Politise geçelim. Rum eski başsavcı 8 avukatı işe yerleştirdi başlığını kullandığı manşet haberinde Rum eski başsavcının geçmiş yıllardaki işe alımlardaki seçici duyarlılığına değiniyor detaylarda. Önceleri hizmet alımıyla birlikte hukuk dairesinde istihdam edilen 8 özel avukatın talep üzerine eski başsavcının kararıyla kadroluya dönüştürüldüğünü aktarıyor. Gazete bir diğer ön sayfa haberinde Omikron Noel kabusu başlığını kullanıyor. Güney Kıbrıs'ın epidemiyolojik tablosunda Omikron varyantı nedeniyle sorun yaşandığına ve vakalarla hastanelerde tedavi görenlerin sayısının arttığına dikkat çekiyor. Gazete dün 978 yeni vakanın tespit edildiğini ve yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu yazdı. Bu arada 1-22 Aralık tarihleri arasında 27 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Haravgi'ye geçelim. Asgari ücret konusunda işverenler ve çalışanlar siperlerde başlığını çektiği bugünkü manşet haberinde Güney Kıbrıs'ta makul bir asgari ücret arayışı içinde olunduğunu yazdı. Detaylarda Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu PEO'nun asgari ücretin kriterler temelinde yeniden yapılandırılarak üzerinde müzakere edilmesi için net bir çerçeve oluşturulmasını talep ettiği belirtiliyor. Gazete bir diğer ön sayfa haberinde Güney Kıbrıs'ta aile içi şiddeti önlemek için bir devlet politikasının olmadığına dikkat çekiyor. 2020 yılında 5.446 aile içi şiddet şikayetinde bulunulduğunu yazdı.
Aritya gazetesi bir fotoğraf binlerce kelime başlığını çektiği manşetinde Rum lider Nikos Anastasiadis ve Çarşamba günü 2023'te yapılacak Rum başkanlık seçimlerine yarışacağını açıklayan DC Partisi Başkanı Averof Neofitu'nun aynı gece akşam yemeğinde bir araya geldiklerini yazarak o geceden çekilen fotoğrafın çok şey anlattığı yorumunu yaptı. Gazete yayınlanan söz konusu fotoğrafın Rum lider Anastasiadis'in her yöne DC'nin başkanlık seçimlerine sadece tek bir adayla gitmesi yönünde verdiği bir mesaj olarak yorumlandığını aktarıyor. Haberde yine Rum lider Nikos Anastasiadis'in verdiği mesajın kendisini ilgilendirenin partinin birlik beraberliği olduğu yönünde olduğu belirtiliyor. Haber Anastasiadis Noel yortusu öncesi bir bardacık içtik spotuyla verildi. Alitya'nın bir diğer ön sayfa haberi ise bin vakadan bir nefes uzakta başlığıyla ve güneyde her geçen gün artan koronavirüs vakalarına dikkat çekiliyor. Rum Sağlık Bakanlığı'nın dün 978 yeni vaka tespit edilirken bir kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladığını yazdı. Gazete bu arada Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre Güney Kıbrıs'ın diğer birçok Avrupa ülkesi gibi koyu kırmızı ülke konumuna alındığını bildiriyor. Manşetleri noktaladık. Saat başında görüşmek üzere. 58 sayfa. Uygarlık tarihinin en eski iletişim aracı olan gazeteyi 58. yılımızda 58 sayfada evlerinize getiriyoruz. 25 Aralık Cumartesi Bayrak Gazetesi tüm gazete bayilerinde. Gazetenizi almayı unutmayın. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bugün 3 televizyon kanalı, 6 radyosu, sosyal medya ve web sitesiyle Kıbrıs Türk halkına hizmet veriyor. Bayrak, bayrak, bayrak. Burası Kıbrıs Türk Mücahidi'nin sesi dedik ve bugün kocaman bir aile olduk. Sizin için, Kuzey Kıbrıs için hiç durmadan, yılmadan çalıştık. Biz bu yolda sizin için hep bir olduk, bir olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz sizin sesiniz, sizin sözünüzüz. Biz Berete ailesiniz. Anılarla BRT. Eylem Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Geçmişten Bugüne Anılarla BRT her cuma saat 22'de BRT 1'de. Sizinle bir yola çıktık, birlikte büyüdük. Sizlerle birlikte paylaştık, paylaşıldık. Sizin beğenileriniz bizi biz yaptı. Sizinle dünyaya açılan kapı olduk. BRT Sosyal Medya sizin sesiniz, sizin emeğiniz oldu. Siz ürettiniz, biz sizin yanınızda olduk. Öz üretiminiz, öz üretimimiz oldu. BRT Sosyal Medya sizin en güzel zenginliğiniz oldu. Saatleri 8'e taşıdık. Devam ediyoruz. Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından Tatar açıklamalar yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yararlı bir görüşme yaptıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan desteğinin her alanda süreceğini ifade etti. Erdoğan'ın Türk tarafının ortaya koyduğu iki devlet politikasını desteklediğini belirtti ve Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunmaya devam edileceğini vurguladı. Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları konulu anma töreni için Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam saatlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Türk Ajansı Kıbrıs ve BRT'ye Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun'un mevkidaşı Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la yaptığı temasta gündeme gelen Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mevduat kalkanı uygulamasının aynen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de geçerli olması, Türk lirasının yaygınlaştırılması için Türkiye Cumhuriyeti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihracatların Türk lirası olarak fatura edilmesi noktasındaki ricası üzerine yanında talimat verdiğini söyledi. Türkiye'den şu ana kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 590 bin doz aşının gönderildiğini hatırlatan Tatar, Türkiye'nin ihtiyaçlara göre bundan sonra da desteğini devam ettireceğini ve Türkovak aşısının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verileceğini belirtti. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karayollarına yatırımlarının süreceğini ve projelerin süratle devam ettirilmesi için gereken desteğin verileceğini ifade eden Tatar, Ercan Havalimanı'nın da en geç Mart ayında tamamlanacağı bilgisini aldığını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu iki devlet politikasını desteklediğini ifade eden Tatar, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliğinde haklarını korumaya devam edeceğini vurguladı. Erdoğan'ın Fahri Doktora unvanı almasından ötürü kendisini tebrik ettiğini ifade eden Tatar, Erdoğan'ın ayrıca Türkiye'de gençlerle buluşması ve Kıbrıs meselesini birinci ağızdan anlatmasından ötürü memnun olduğunu ve ulusal davanın gençliğe anlatılmasının yararlı olduğunu söylediğini belirtti. Kırşehir ziyareti sonrası İstanbul'a gideceğini de söyleyen Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti uçağıyla İstanbul'a gideceğini ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin düzenleyeceği şehitleri anma etkinliğine katılacağını belirtti. Başbakan Faik Sucuoğlu önümüzdeki günlerde Ankara'ya gidiyor. Berat'a katıldığı programla konuşan Sucuoğlu, ziyarette ağırlıklı olarak ekonominin konuşulacağını ifade ederek, Ankara'da durum tespiti yapacağız. Neyin ne olduğu ortaya çıkacak dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kendi ayakları üzerinde duran bir yapı oluşturulmak zorunda diyen Sucuoğlu, biz bu durumu ya değiştireceğiz ya değiştireceğiz. Sözle lafazanlıkla bir yere varılmadığını gördük şeklinde konuştu. Geldiniz diyelim programımıza ve stüdyomuza. Teşekkür ederim. Başbakan Faik Sucuoğlu, BRT'de katıldığı Manşet Artı programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ciddi bir ekonomik krizden geçildiğine dikkat çeken Başbakan Faik Sucuoğlu, ekonomide %16'lık bir daralma yaşandığına dikkat çekerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la bir telefon görüşmesi yaptığını ve önümüzdeki günlerde Ankara'ya ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti. Türkiye'de bütçenin geçtiğini anımsatan Başbakan Sucuoğlu, ziyarette ana gündem maddesinin ekonomi olacağını ifade ederek, bazı arkadaşlar tünelin sonunda ışık görmediğini söylüyor. Ama bence tünelin sonunda güneş var, aydınlık var. Yeter ki kararlı bir duruş sergileyelim, radikal açılımlar yapalım. Bunun için de kararlı bir hükümetin oluşması gerekiyor, dedi. Bizim tekrardan ekonomik anlamda, açılımlar anlamında, efendim sektörel, yeni sektörel açılımlar anlamında, yeniden bu ülkeyi ekonomide ayağa kaldırmamız gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik durumu yaratmak zorundadır. Biz bu durumu değiştirmek zorundayız. Başka çaresi yok. Başbakan Sucuoğlu, 23 Ocak seçimlerinden sonra ekonomiye konsantre olacaklarını ve yeni açılımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sıcak paranın akmasının sağlanacağını kaydederek, şu an bir seçim sürecidir, dolayısıyla bunların ön hazırlığını yapıyoruz. 23'ünden sonra çok hızlı bir şekilde yabancı yatırımcılar, mülk satışları ve serbest bölge konusunda açılımlar olacak, dedi. Marketlerde artışlı fiyatlar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Sucuoğlu, marketlerde yavaş yavaş indirim başladığını ve bu konudaki denetimlerin sürdüğünü kaydetti. Başbakan Faik Sucuoğlu, kamu maaşları konusunda bir soruyu da yanıtladı.
kamu maaşları, kamu maaşlarında da bir beklenti var. Evet. Orada bir sıkıntı yok herhalde enflasyon oranında. Hayat yani onu hayat pahalılığı oranında gelecek. Yansıyacak. Evet, yansıyacak. Orada bir sıkıntı görünmüyor. Dün Maliye Bakanı ile de konuştuk. Şu an maaşlarda da herhangi bir şey yok. Önümüzdeki hafta yanılmıyorsam salı veya çarşamba emekliler perşembede şey ödenecek, maaşlar ödenecek. İnşallah ocağın ilk haftası da 13. maaşlar ödenir. Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de belli sıkıntılar yaşandığını belirten Sucuoğlu şunları kaydetti. Dünyadaki arz ve talep dengesini alt üst etti. Üretim düştü ama talep var doğal olarak. İnsan yaşamak zorunda, üretmek zorunda. Ama diğer taraftan ham madde üretimindeki sıkıntı yansıyor, her sektöre yansıyor. Euro'ya geçiş konusundaki tartışmalara ilişkin soruyu da yanıtlayan Başbakan Sucuoğlu, bu aşamada Euro'ya geçiş olayının bir hayal olduğunu söyledi. Neyle geçeceksiniz? Hangi merkez bankanıza geçeceksiniz? Nereden geçişi sağlayacak? Altyapı nerede var? Yani bu tabii bir bana göre şu aşamada popülist bir yaklaşımdır. Zaten altını doldurmak mümkün değildir. Altını doldurmadığınız için de havada kalıyor. Bir müddet sonra da unutuluyor. Nitekim unutuldu. İleride efendim kendi biraz önce ne dedim? Kendi ekonomik ayaklarınızın üzerinde duran bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yarattıktan sonra belki gündem olup konuşulması gereken, bu işte tecrübeli insanların görüşlerinin alınması gereken bir süreçtir o. Kolay değil. Başka bir para birimine geçişin kolay bir şey olmadığına işaret eden Sucuoğlu, seçime yönelik söylemlerdir diye düşünüyorum ama altı boş söylemlerdir. Kulağa çok güzel gelir ama öyle bir imkan yoktur şeklinde konuştu. Başbakan Sucuoğlu, ileride ekonominizin ayağı yere basar, üretiminiz tüketiminizden çok daha fazla olur, geliriniz giderinizden çok fazla olur, ihracatınız ithalatınızın iki katı olur, konuşulur bunlar. Bana göre bu aşamada enerjimizi verip bunu tartışacağımıza başka şeyleri tartışmak daha faydalıdır, dedi. Sucuoğlu, halka muhakkak COVID-19 aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu. Başbakan Sucuoğlu, aşı olma hassasiyetinin taşınması gerektiğini belirterek aşı can kurtarıyor. Kaybettiğimiz insanların büyük bir kısmı aşısız ya da aşılarını tamamlamamış kişiler, dedi. İthalatınızın iki katı olur. Ekonomi alanında temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir toplantı yaptı. Atun, Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la da bir araya geldi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Ankara'da Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la heyetler arası toplantı gerçekleştirdi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda öncelikli olarak Türkiye'ye gelen ürünlerde Türk lirası kullanımının sağlanması konusunun konuşulduğunu kaydetti. Konunun sonuçlanması adına önemli bir sinerjinin oluştuğunu ve sürecinde süratle ilerlediğini kaydeden Atun, yakın zamanda Türkiye iç pazarında Türk lirası cinsinden satılan ürünlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Türk lirası olarak faturalandırılması ile döviz kaynaklı enflasyon riskinin ortadan kalkacağını, fiyat istikrarının daha da güçleneceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin etkin bir Türk lirası bölgesi olduğuna değinen Atun, karşılıklı ticaretin ağırlıklı olarak Türk lirası ile yapıldığı bir ortamda bazı ürünlerin Türkiye iç pazarına Türk lirası ile satılırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yabancı para birimiyle fatura edilmemesinin ticari öngörülebilirlik ve fiyat istikrarı açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Atun ayrıca toplantıda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin Halk Bankası üzerinden kullandırdığı düşük faizli ve geniş seçenekli esnaf kredi kapsamının tüm paketleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de esnafın kullanımına açılması konusunu da görüşüldüğünü vurguladı. Çalışmaların Türkiye Ticaret Bakanı Muş'un talimatıyla hemen başladığını söyleyen Atun, gerek doğrudan kaynak aktarımı, gerekse mevcut Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği programının tüm kapsamlarının açılmasıyla esnaf çok düşük maliyetli ve uzun vadeli Türk lirası kaynağı erişeceğini ifade etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti arasında ortak ekonomik anlaşmanın da imzalanma aşamasına geldiğini vurgulayan Atun, yeni dönemde tercihli tarifeden Türkiye'ye ihraç edilecek olan ürünlerin de yer alacağı dönemsel anlaşmanın tekrar bir araya gelinerek imzalanacağını belirtti. Ankara'da temaslar yapıyor biliyoruz Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Tatar'a Gazi Üniversitesi'nde Fahri Doktora diploması da verildi. Cumhurbaşkanı Tatar, Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesinde Gazi'nin kahramanlarını anma törenine katıldı. Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenen törende Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zor yıllar anlatıldı, şehitler anıldı ve Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarını anlatan video yanında Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bir video gösterildi. Törende konuşma yapan şehit Kemal Özalper'in oğlu Fevzi Özalper, milli mücadele yılları, barış harekatı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması sürecini anlattı. Törende ayrıca şehit binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan da konuşma yaptı. İlhan, babasının yaşamını anlattığı konuşmasında Kıbrıs Türk halkı ve Türk halkı için yaptıklarına da değinerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliklerinin ziyaretlerle devam ettiğini söyledi. Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a üniversite hakkında bilgi verdi ve ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında Kıbrıs Türk halkının hep bir mücadele içinde olduğunu, milli mücadele yıllarında korku ve endişeyle yaşadığını kaydetti. Kıbrıs'ın bir Türklük meselesi olduğunu ifade ederek, Türk ulusunun bekası için Kıbrıs'ın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenliği, devleti ve bağımsızlığının ön plana çıkarıldığını ve yeni siyasetin ortaya konulduğunu anlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrı bir devlettir ve Kıbrıs'ın kuzeyindedir ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki bu devlet, anavatanı Türkiye ile her türlü ilişkisini de her geçen gün daha da geliştirmektedir. Bir bakıma ekonomik entegrasyon, bir bakıma her alanda elbette dünyanın teçhiz ettiği Kıbrıs Türk halkı da anavatanı ile daha da yakın ilişkiler içerisine girecektir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı egemen devlet olduğunu, 60 yıldır da bunun öyle olduğunu, bu yüzden Türkiye'nin tam desteği olan yeni siyasetin gerisine gitmemeleri ve geri adım atmamaları gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mavi Vatan'da mücadelenin sürdüğünü de belirterek Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve selameti için haklarının korunmasının önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar'a Gazi Üniversitesi'nde Fahri Doktora unvanı da takdim edildi. Milli mücadele yıllarında şehit olanlar anılıyor. Larnaka bölgesinde 1950'lerden 1974'e kadar verilen 173 şehit İskele'de Larnaka Şehitler Anıtı önünde dün düzenlenen törenle anıldı. Milli mücadele yılları ile 1974 Mutlu Barış Harekatı sırasında Larnaka Sancağı'na bağlı yerleşim birimlerinde şehit düşenler için İskele'deki Larnaka Şehitler Anıtı önünde anma töreni yapıldı. Törende günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Rumların 21 Aralık 1963'te Kıbrıslı Türklere yönelik başlattığı silahlı saldırılara karşı Larnaka Sancağı'na bağlı yerleşim yerlerinde verilen direnişi anımsattı. Rumların 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı silahlı saldırılara karşı Larnaka Sancağı'na bağlı 43 köyde yaşayan yaşlı, genç, kadın, erkek ve çocuk, çok sayıda canımız ne yazık ki büyük bir zulümle karşı karşıya kaldılar. Rumların Kıbrıs'ı Türklere uyguladığı etnik yok etme politikasının en acı olayının Larnaka'da gerçekleştirilen kayıp otobüs olayı olduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, milli mücadele yıllarında şehit düşenleri rahmet ve saygıyla andıklarını ifade ederek konuşmasını tamamladı.
İskele Mücahitler Derneği'nden Ali Abdurrahmanoğlu da Larnaka halkının, Rumların Enosis hayaline karşı kahramanca mücadele ettiğini ve bu uğurda şehit ve kayıplar verdiğini anlattı. Larnaka 63 köyü olan bu kasaba ve civarında köylerini 55 bin Rum'a karşılık 15 bin Türk her yerleşim biriminde mücadele etmiştir. Bu mücadele esnasında birçok köylerden alınan Türkler şehit edildi ve kayboldular. Bölge okullarından öğrencilerin okudukları şiirlerle devam eden Larnaka şehitlerini anma töreni okunan duayla sona erdi. Ankara'ya bir bağlantı gerçekleştirelim. Berete Ankara muhabiri arkadaşımız Bülent Göksan var görüntüde. Bakalım notlarında neler var, bu haftayı nasıl özetler. Bülent günaydın, sendeyiz. Günaydınlardan. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplantısını aktararak başlamak istiyorum Ankara gündemini aktarmaya. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında ulusa seslenen Erdoğan yeni finansal alternatifleri ve ekonomik tedbirleri açıkladı. Uzun zamandan beri ekonomik konular Türkiye'nin gündeminde biliyorsun. Erdoğan dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan açıklamalarına madde madde bakacak olursak bir döviz kurundaki dalgalama sebebiyle fiyat vermekte zorlanan İhracatçı firmalara doğrudan Merkez Bankası aracılığı ile ileri vadeli kur rakamı verilecek. İkinci olarak yastık altında 280 milyar dolar değerinde 5000 ton altının ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek. Şirketler tarafından yapılacak temettü, yani şirketin dönem içinde elde ettikleri kardan mevcut ortakların pay alma hakkı ödemeleri üzerindeki stopaj %10'a indirilecek. Bireysel emeklilik sisteminin cazibesini artırmak için devlet katkısı %5 daha artırılarak %30'a çıkarılacak. Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiri elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşa ödenecek. Bu kazanç ise stopaj vergisinden muaf tutulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamanın ardından döviz kurlarında düşüş meydana geldi. Düşüş sonrası döviz liralarındaki hareketlilik de arttı. Döviz bozulmak isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerine itibaren döviz liraları önünde sıraya girdiler. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağlup olmaması için kur korumalı TL vadeli mevduatı devreye alındığını bildirdi. Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya bakacak olursak hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek. Minimum faiz oranı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faiz oranı olarak uygulanacak. Sisteme her banka katılabilecek. Üründe gerçek kişilerce Türk lirası vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak ve Merkez Bankası her gün saat 11'de dolar alış kuru yayınlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2022 yılı bütçesinin tüm üzerinde hükümet adına yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili gelişmelere de değindi. Doğu Akdeniz'de ülkenin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna dek savunduklarını ve savunacaklarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini temin edecek şekilde adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm için egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunduklarını söyledi Oktay. Oktay, Kapalı Maraş bölgesi üzerinde tam yetki ve kontrol sahibi olan Kuzey Kıbrıs Türk hükümetinin bölgenin geleceğine dair karar verecek tek makam olduğuna inandıklarını kaydetti. Maraş'ın yeniden hayat bulması yönündeki girişimleri desteklediklerini ifade eden Oktay, Türkiye'nin ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları meselesinde çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyeceğini altını çizerek bir kez daha ifade etmek isterim, dedi. Başkan Yardımcısı Oktay, araştırma ve sondaj gemileriyle silahlı kuvvetler faaliyetleri çerçevesinde de
sahada teşkil edilen mevcudiyeti etkin bir diplomasiyle güçlendirdiklerini belirterek, Doğu Akdeniz bizim için milli bir meseledir. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye hakkımızı yedirtmeyiz. Hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak faaliyette bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Bilhassa Avrupa Birliği tarafından şımartılan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin ülkemizle Kıbrıs Türkleri aleyhine atmaya çalıştığı adımlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir diye konuştu Fuat Oktay. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan temasların başlaması konusunda da gelişmeler yaşandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgenin istikrarı doğrultusunda güven artırıcı adımlar attığını vurgulayarak, doğrudan temasların başlaması için karşılıklı özel temsilcilerin atanarak görevlendirildiğini, en kısa zamanda da özel temsilcilerin bir araya geleceğini söyledi. Havayolu şirketlerinin İstanbul-Erivan, yani Ermenistan başkenti arasında uçuş talepleri olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, hem Ermenistan tarafından hem Türkiye tarafından Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Kurumu ile beraber değerlendirdiklerini, bazı şirketlerin uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu adımları Azerbaycan'la istişare içinde attığının altını çizerek, arzumuz Güney Kafkasya'da istikrar ve huzurun tam olarak yerleşmesi. Ayrıca ülkeleri birbirine bağlayan ve ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacak demir yolu ve karayolu projelerinin Zengezur projesi dahil hayata geçirilmesidir. Bu projede Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz diye konuştu Bakan Çavuşoğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine devam edecek olursak, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin konut yapı kooperatiflerinde yaşanan mağduriyetler, İYİ Parti'nin uyuşturucu kullanımı, Halkların Demokrasi Partisi'nin sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerin yapılması önergeleri görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada söz konusu öneriler kabul edilmedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi de görüşüldü. Kabul edilen öneriyle ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren gelir vergisi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi gündemin ilk sırasına alındı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da kendisi, dün Gazi Üniversitesi'nde Fahri Doktora ünvanı verildi kendisine. Ardından da akşam saatlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la baş başa görüşme yaptı Tatar. Görüşmenin ardından basına Erdoğan'la ilgili görüşmesini değerlendiren Başkan Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun'un mevkidaşı Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la yaptığı temasların gündeme geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mevduat kalkanı uygulamasının aynen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de geçerli olması, Türk lirasının yaygınlaştırılması için Türkiye Cumhuriyeti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihracatların Türk lirası olarak fatura edilmesi noktasındaki ticaret üzerine talimat verdiğini söyledi. Türkiye'nin şu ana kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 590 bin doz aşının gönderildiğini hatırlatan Başkan Tatar, ihtiyaçlara göre bundan sonra da desteğin devam edeceğini, Türkovak aşısının da verileceğini belirterek, Erdoğan'ın Kıbrıs'taki projelerin son durumu hakkında da durumunu Türkiye Ulaştırma Bakanı'na sorduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki projelerin süratle devam ettirilerek Ercan Havalimanı'nın en geç Mart ayına da tamamlanması bilgisinin yüklenici firmalar tarafından verildiğini söyledi. Yürütmekte olduğu iki devletlilik politikasının son derece doğru bir siyaset olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde aynen bu politikayı desteklemeye devam ettiğini, Doğu Akdeniz'deki olaylarla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde Doğu Akdeniz politikasının devam etmekte olduğuna vurgu yapan Başkan Tatar, benim burada bugün Gazi Üniversitesi'nde ve yarın, yani bugün Kırşehir'de Ahi Erdoğan Üniversitesi'nde alacağım Fahri Doktora'dan dolayı Başkan Erdoğan beni tebrik etmiştir. Bu üniversitelerde gençlerle buluşmam da ve ilk ağızdan kendilerine Kıbrıs meselesini
anlatabilmemin kendisine çok memnun ettiğini ve bunun da Ulusal Kıbrıs davamızın Türkiye'de farklı bölgelerde, farklı üniversitelerde anlatılması ve gençliğe ilk ağızdan duyurulmasının fevkalade faydalı ve kendisine çok memnun ettiğini bana ifade etmiştir, dedi Cumhurbaşkanı Tatar. Kırşehir programından sonra İstanbul'a Türkiye Emekli Subaylar Derneği tarafından Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla davet yapıldığını, oradaki toplantıya da katılacağını söyledi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Cumhurbaşkanı bugünkü programına bakacak olursak, Ankara'da bugün Ticaret Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenecek Yeni Dünya Zirvesi programına katılacak. Ardından daha önce de kendisinin aktardığı gibi Kırşehir'e geçerek Ahi Evren Üniversitesi tarafından kendisine şahsına verecek olan doktor unvanı törenine katılacak ve orada Mavi Vatan Kıbrıs konulu bir konferans verecek Cumhurbaşkanı Tatar. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Ankara'da mevkidaşı Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Buş ile görüştü. Heyetler arası yapılan toplantıda öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen tüm ürünlerde TL kullanımının sağlanmasının konuşulduğunu kaydetti Bakan Atun açıklamasında. Konunun sonuçlanması adına önemli bir sinerjinin oluştuğunu ve sürecin de sürat ilerlediğini kaydeden Bakan Atun, yakın zamanda Türkiye iç pazarında Türk lirası cinsinden satılan ürünlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de TL olarak faturalandırılması ile döviz kaynaklı enflasyon riskinin ortadan kalkacağını, fiyat istikrarını da güçlendirileceğini belirtti. Bugün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 58. kuruluş yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinliklerde kutlanıyor. Bu çerçevede Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na TürkSat'tan da kutlama mesajları geldi. TürkSat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi adına TürkSat İdare ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Metin Çavuşoğlu mesaj gönderdi. Mesajında 58. yılınızı kutluyorum ve çalışmanızda başarılar diliyorum, dedi. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu adına da TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez bir mesaj paylaştı. Öymez mesajında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 58. kuruluş yıldönümünü başta şahsım ve kurumum adına tebrik eder. Yayın hayatınızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin varlığıyla birlikte devamını temenni ederim, dedi. Evet Nadem, bu haftalık Ankara'dan aktaracaklarım bunlar. Sözü sana bırakıyorum ve iyi hafta sonları diliyorum. Sevgili Bülent, çok teşekkür ediyoruz. Haftayı noktalıyoruz. Noktalamadan önce mutlu haftalar dileyelim. Yeni hafta için mutlu hafta sonları dileyelim. Yeni haftada da mutlu haftalar dileyelim sizlere inşallah ve iyi haberler aktaralım diliyoruz. Bizden sonra ne var? Fehmi Oktay'la hava durumu var. Hafta sonu hava nasıl olacak? Bu haberleri almak üzere kendisine bağlanacağız. Daha sonra ise manşet artıyla yayınımız devam edecek. Sağlıklı bir hafta sonu geçirmek ümidiyle yeni haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.